Değerli izleyenlerim, Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ Onlardan bir kısmı ümmidirler. Onlardan demiş olduğu İsrailoğulları ile alakalı daha önce ayetler yer almıştı. Onlardan bir kısmı ümmidirler. Yani devamı bunun açıklaması gibi. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ Kitabı bilmezler. İlla اَمَانِي Ancak bir takım hayaller, bir takım kuruntular peşindeler. Onlara takılıp giderler. Ve inhum ve onlar ancak illa yazunnun ancak zan içindeler. Yani onlar gerçek bilgiye ulaşmamış, sadece zan içinde olan kimselerdir. Burada Kur'an-ı Kerim'in insan gruplarını tasnifte ümmiler diye bir grubu da nazara verdiğini görmekteyiz. Gerçi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da ümmidir. Ama burada anlatılan ümmilikle Peygamberimizin ümmiliği farklıdır. Ve Peygamberimizin ümmi olması okuma yazma bilmemesi noktasındandır. Normalde ümmi olmak bir noksanlıktır ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın özel talimine mazhardır. Ve Allahu Teala ona bilmediğini bildirmiş ve onu ilim sahibi yapmıştır. Böyle olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlığa muallim hale gelmiştir. Ve kendisi şöyle ifade eder. İnnemâ buistu muallime. Ben ancak bir muallim olarak gönderildim. Dolayısıyla Peygamberimizin ümmiliği insanlardan ders almaması noktasında. Fakat burada anlatılan ümmilik kitabı bilmemek ve gerçek bilgiden mahrum olmak bu anlamda yani günümüzde cahil diyebileceğimiz avam kesiminin durumunu bildiren bir ifade. Demek ki insanlardan böyle bir zümre de var ve bu tarz olanlar toplumlarda belki de en az %80'i meydana getirir. Yani toplumun %80'i genelde ümmidir, avamdır. O kadar ilimle, kitapla fazla meşgul değillerdir. Ve bunlar bir takım ümniyeler, bir takım kuru hayaller, kuruntular peşinde dolaşırlar ve bunlar gerçek bilgiye ulaşamamışlardır. Ancak zan içindedirler. Yani şu şöyledir diye kesin bilmezler. Ancak zannederler, tahminde bulunurlar, zanna tabi olurlar. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ Yazıklar olsun elleriyle kitabı yazıp da ثُمَّ يَقُولُونَ Sonra da şöyle diyenler هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah katındandır diyenler. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Bununla az bir fayda elde etmek için, az bir ücret elde etmek için kendileriyle kitabı yazıp da bunu Allah'a nispet edenlere yazıklar olsun. Günümüzde bu tarzda bazılarını da görebilmekteyiz. Mesela Allah böyle diyor diye Allah'a iftira ediyor. Allah öyle dememiş. Ama o Allah'ın demediğini sanki dedirtiyor. Yanlış yerlere çekmek suretiyle bu manada insanların fikirlerini karıştırmaya çalışıyor. فَوَيْلُوا لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ Elleriyle yazmış olduklarından dolayı onlara yazıklar olsun. وَوَيْلُوا لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Ve kesbettikleri, kazanmış oldukları bu şeyden dolayı kendilerine yazıklar olsun. Yani böyleleri de olur mu? Evet, böyleleri de var. Evet, bir kısım insanlar ümmi, okuma yazma bilmiyor. Ama bir kısım insanlar da var. Ümmi olanları, avamdan olanları peşlerinden getirebilmek için Allah'ın demediğini sanki demiş gibi söyleyebiliyorlar. Ve bu şekilde Allah'a iftirada bulunabiliyorlar. وَقَالُوا Ve dediler ki, لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اِيَّامًا مَعْدُودَ Ateş bize sayılı günlerde dokunacak. Bu İsrailoğulları ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de bildirilen durumlardan birisi. Onlar kendilerinin velev ateşe girseler de daimi kalmayacakları kanaatindeler. Ve buzağıya tapma süresi ne kadarsa o kadar zaman zarfında ateş yakarsa o kadar yakar diyenler var. Veya dünyanın ömrü, insanlık ömrü açısından 7000 senedir. İşte her 1000 seneye bir gün biz yansak yansak ancak 7 gün
ateşte yanarız şeklinde bir nevi cehennemi hafife almak, kendi keyiflerine göre cehennemde kalma süresini belirlemek gibi bir yanlışın içindeler. Peki bizim buradan hissemiz ne olabilir? Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatırken elbette en başta bundan Müslümanların bir ders alması lazım. Bir Müslüman cehennemi hafife almamalı. Çünkü cehennemden kurtulmak insanoğlunun en büyük bir meselesidir. Ölümden sonrası için önümüzde iki menzil var. Ya cennet veya cehennem. Cenneti kazanmak aynı zamanda cehennemden kurtulmaktır. Cehenneme girmek de aynı zamanda cenneti kaybetmektir. Bir kısım insanımız cehennemle alakalı bunu hafife alırcasına bizim zaten imanımız var. Velev cehenneme girsek de bir miktar yanar çıkarız. Bu manada ifade ettikleri oluyor. Gerçi biz inanç itibariyle şuna inanıyoruz. Kalbinde zerre miktar imanı bulunan netice itibariyle cehennemden çıkacaktır. Kalbinde zerre miktar imanı olan daimi cehennemde kalmayacaktır. Ama bu bir haftalık bir olay veya 40 günlük bir olay da değildir. Diğer alem ebedi bir hayat. Dolayısıyla o ebedi hayat içinde binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca sene ateşte kalma gibi bir durum söz konusu olabilecektir. Böyle olunca insan bir yaz sıcağına bile dayanamazken, bir kibrit alevine bile sonuna kadar dayanamazken bu nazik bedeni ateşe bırakmamak gerekir. Nasıl ki şu dünyada her şeyimizin güzel olmasını istiyoruz. Diyelim evse sıradan bir ev değil, güzel bir evimiz olsun isteriz. Arabaysa sıradan bir araba değil, kaliteli bir arabamız olsun isteriz. Diğer alemde de cehenneme razı olmak değil, bir miktar yanar çıkarız tarzında düşünmek değil, cennete talip olmak gerekir. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvik ettiği şekilde cennetin en âlâ mertebesine talip olmak gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cenneti isteyin, cennetler içinde de Firdevs'i isteyin. Firdevs, cennetin makamlarından birisi ve en üst makamı. Dünyada en güzeline, en iyisine talip olan insan cennetin de en üst makamına talip olmalı. Yoksa ateşe girsek bile, cehenneme girsek bile bir miktar orada kalır, daha sonra çıkarız deyip işi hafife almak uygun değil. Sonra çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? O konuda garantimiz de yok, gaybı bilmiyoruz. Ve bir insan cehennemle alakalı meseleleri tezekkür ettiğinde cidden korkmalı. Ve orada velev bir günlüğüne de kalınsa çok dehşetli bir azap olduğunu bilmeli. Dünyada hapse girmemek için kanunlara riayet eden insan, cehenneme girmemek için de ilahi hükümleri bilmeli, yasakları bilmeli ve onlardan uzak kalmalı. Ve Allah'ın hükümlerine göre bir hayatı kendine prensip edinmeli. قُلْ اَتَّخَذْتُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَحْدَ Sen cehennemde bir miktar kalır sonra çıkarız diyenlere de ki Allah'tan bir ahit mi aldınız? Yani Allah'tan bu konuda size bir belge mi verildi? O belgede bunlar cehenneme girse bile bir miktar sonra çıkacaklar. Böyle bir şey mi var? فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ اَحْدَ Şayet böyle bir şey varsa Allah ahdine sadıktır, ahdinden dönmez. Ama böyle bir şey de olmadığı ortada. Dolayısıyla em tegulunu alallah ma la ta'lemun yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Yani bir nevi kendi keyfinize Allah'ı konuşturuyor musunuz? Allah'ın demediğini demiş gibi mi anlatıyorsunuz? Bele hayır, iş onların zannettiği gibi değil. Men kesebe seyyiyeten, kim seyyiye kesbetse, yani günah, kötü şeyler işlese, ve ehatat bihi hatiyetuhu, ve hatalar her taraftan onu kuşatsa, fe ulaike, işte onlar, ashabunnar, cehennem ashabıdır, hum fiha halidun, ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. Demek ki, bir kimse günah işlemeyi adet haline getirse, hatalar her taraftan onu kuşatsa, onun varacağı yer cehennem ve orada bir miktar kalmakla da kurtulamaz. Orada daimi bir şekilde kalacaktır. Ayet-i kerimede, اَحَاتَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
hatalar onu her taraftan kuşattığında diyor. Küfür kalpte bir tohum gibidir, çekirdek gibidir. Ve bu küfür çekirdeği, tohumu gittikçe her tarafa yayılır, dağılır ve insanın gözüne, kulağına, eline, ayağına, hayaline, fikrine her tarafa dal budak salar. Ve bunun neticesinde o kimse ayağıyla kötü yerlere gider, eliyle diyelim hırsızlık gibi şeylere yönelir, gözü haramın peşindedir, kulağı maleyani sözleri duymakla meşguldür, hayali hep böyle kötü şeylerle yine meşgul olmaktadır, aklı fikri dalavere peşindedir. Böyle olunca bu kimsenin hali hataların her taraftan kendini kuşatmış olduğu bir kimseye benzer. Artık o hatalardan kurtulma durumu yok. Yani genelde pek çok Müslüman'da görüldüğü tarzda bazen iyi amel, bazen de kötü amel tarzında değil. Artık hatalar onu tamamen kuşatmıştır. Bu kuşatmanın neticesinde kendinden pek de bir hayır gelmemektedir. Bu durumda olan kimseler için ulaike ashabunnar, bunlar cehennem ashabıdır. Hüm fîhâ hâlidun ve o cehennemde daimidirler, ebedidirler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden, salih amel işleyenlere gelince اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ Onlar da cennet ashabıdır. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennemi genelde mukayeseli bir şekilde anlatır. Cehennemden bahsettiği yerde peşinde cennete de temas eder. Ve bu şekilde bir denge meydana getirilir. Ve insanın beynel havf ve reca, korku ile ümit arasında yaşaması bu şekilde teorik olarak gösterilir. Bunun uygulaması ise insana bırakılmıştır. İnsan Kur'an-ı Kerim'deki bu ölçüleri aldığında, cenneti düşündüğünde cenneti elde etmek için her türlü fedakarlığı yapması gerekir. Cehennemi düşündüğünde de oradan kurtulmak için yine her türlü günahlardan uzak kalması gerekir. Dolayısıyla cenneti düşünmek bizi hayır cihetine sevk eder. Cehennemi düşünmek de günahlardan bizi uzak tutar. İnsan gençlik döneminde günahlara çok daha fazla maruz kalabilmektedir. Bundan dolayı gençlik döneminde cehennemi daha fazla düşünmek etkili olacaktır, faydalı olacaktır. İhtiyarlık döneminde artık insan günahlardan daha uzaktır. O dönemde amel yönüyle daha iyi amellerde, salih ameller yapabilmektedir. O dönemde Allah'ın rahmetini düşünmek ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetle muamele edeceğini hesap etmek, bunları hayal etmek insana faydalı olacaktır. Ve bunun neticesinde insan korku ve ümit arası bir dengeyle, korku bir kanat, ümit başka bir kanat, nasıl ki kuş iki kanadıyla uçuyor, o insan da korku-ümit dengesiyle kemalatın zirvelerine doğru yükselebilir, kanat açabilir. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي İsrail, biz İsrail oğullarından şöyle söz aldık. لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Ancak Allah'a ibadet edeceksiniz. Bugün İsrailoğulları Müslümanların da inandığı tarzda tek Allah'a inanırlar. Müslümanlara Allah inancı noktasında en yakın Yahudilerdir. Mesela Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Ama Hazreti İsa'ya bakış orada epey değişik. Allah'ın oğlu gibi o manada bir değerlendirme var. Ama Yahudiler de bizde olduğu tarzda tek Allah'a inanma genelde bir esastır. Biz onlardan, İsrailoğullarından şöyle söz aldık. Ancak Allah'a ibadet edeceksiniz. Ve bil velideyni ihsana ve anne babaya da iyilik yapacaksınız. Yani burada ancak Allah'a ibadet edin, anne babaya iyilik yapın, emir tarzında gelmiyor da ancak Allah'a ibadet edersiniz, anne babaya iyilik yaparsınız. Yani zaten böyle yapmanız gerekir. Yani emir verilmiştir ve size düşen artık o emre göre bunları yapmaktır. Yani iş olmuştur, bitmiştir. Böyle bir üslupla anlatılıyor. Ve şu tabii dikkate şayandır. Allah'a ibadetin hemen peşinde anne babaya iyilik nazara verildi.
Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde yine İsra suresinde ve kadâ rabbuke ellâ tâbudû illâ iyyâ. Rabbin şuna hükmetti. Sadece ve sadece ona ibadet edilecek. Ve bil velideyni ihsâne, anne babaya da iyilik. Orada da burada da benzeri bir üslubu görmekteyiz. Demek ki Allah'a ibadetten hemen sonra anne babaya itaat geliyor. Ve zil gurbe vel yetame vel mesakin, ve yakınlara, yetimlere, miskinlere, fakirlere, bunlara da yine iyilik yapılacak. Yani zil gurbe derken yakınlar, burada özellikle akrabalar, akraba o da kurbiyet kökünden zaten geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala ve enzir aşiretekel akrabin buyurmuş. Yani önce yakınlarını uyar. Yakın aşiretini uyar. Çünkü insanın sorumluluk alanı yakınlarından başlıyor. Mesela bir insan evlendiğinde hanımına karşı daha böyle bir sorumluluğu var. Çocukları olduğunda çocukları onun en yakını, çocuklarına karşı sorumluluğu var. Demek ki insan her şeyden önce yakınlarına karşı sorumlu. Ardından yetimler bakıma muhtaçtır, yardım etmek gerekiyor. Fakir olanlar, bunlar da yine yardıma muhtaç, yardım etmek gerekiyor. وَقُولُ لِنَّاسَ husna, insanlara güzel şeyler söyleyin. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَى, namazı kılın, zekatı da verin. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ, yani biz size bu şekilde emirler verdik ama sonra siz yüz çevirdiniz. اِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ, ancak sizden çok azı müstesna, çok azı müstesna olmak üzere bu gibi emirlerden yüz çevirdiniz. وَاَنْتُمْ مُورِدُونَ, ve bu şekilde siz haktan iraz eden, yüz çeviren kimseler oldunuz. Burada İslam dininde de olan bir takım esasların Hristiyan, Yahudilikte de olduğunu görmekteyiz. Allah-u Teala bize bir takım emir ve yasaklarda bulunduğu gibi Yahudilere de, Hristiyanlara da bir takım emirlerde ve yasaklarda bulunmuş. Cenab-ı Hak hepimizi Allah'ın hudutlarını bilen, ona göre hayatını devam ettirenlerden eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.